İş Sanat sunar. Kahverengi Yol Panoları. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kulukısa ve bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Selçuk Esenbel. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında bugün konuğumuz Profesör Doktor Selçuk Esenbel. Hocam, her şeyden önce çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Benim için büyük bir mutluluk. Çok teşekkürler. Hocam, şimdi yine İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Japon Aynası'ndan Resimli Türkiye Gözlemleri. Sizin çevirisini yaptınız ve başında da uzunca aslında bir giriş yazısı yazdığınız bir kitap. 1911'de aslında orijinali basılmış. Şimdi ben özellikle hem sizin yazdıklarınızı hem kitabın çeşitli bölümlerini okurken ilginç imgeler belirdi gözümün önünde. Bir kere Topkapı Sarayı koleksiyonunda bulunan bir samuray zırhı, miğferi ve kılıcı belirdi. Ondan sonra Ertuğrul Fırkateyni faciası, 1890'daki fırtınada batan Ertuğrul Fırkateyni, bir de bu var. Ve tabii ki İstiklal Caddesi'ndeki Nakamura mağazası ya da daha çok bildiğimiz adıyla Japon mağazası, Japon oyuncakçısı. Bütün bunlar belirdi ve hepsinin ortasında da beyaz atıyla İstanbul'da gezen ve elindeki makineyle fotoğraflar çeken bir Japon iş insanı. Yamada Torahiro. Doğru okudum mu bilmiyorum. Doğrudur, tamam. Peki şimdi isterseniz şöyle başlayalım. Yamada kimdi? Yani onun bir iş insanı olduğunu biliyoruz ama elimizdeki kitap onun neredeyse amatör bir tarihçi gibi de davrandığını gösteriyor. Diplomat gibi davrandığını da gösteriyor. Biraz bahsedelim mi? Kimdir Yamada ve hem onun hem de bu kitabın önemi nedir bizim için? Şimdi Yamada kendisi 23 yaşında İstanbul'a geliyor. 1892 yılında. Dolayısıyla Meiji Restorasyonu'nun genci. Yani biliyorsunuz Japonya dış dünyaya kapalıydı. Amerikalıların baskısıyla kapitülasyon anlaşması imzaladılar 1858'de. Buna tepki gösteren bazı ileri gelen ve genç samuraylar rejime karşı isyan ettiler. Kısa bir iç savaştan sonra yeni bir rejim kuruldu. Meiji Restorasyonu. Yani bir yandan gelenekçi gözükür ama aslında modern devletin ve de o devletin eğitimi yoluyla modern Japonya'nın inşasının rejimidir bu. Yani yepyeni bir dönem. Yamada da onun genci. Yani dünyaya açılmak isteyen bir nesil var Japonya'da. Bir açıdan onun biraz da maceraperest bir risk alarak çok da fazla Japonların hiç gitmediği, yani Osmanlı İmparatorluğu tanınıyor. Her zaman hani Osmanlı İmparatorluğu'nda bir olay olursa 19. yüzyılda birinci sayfaya çıkar uluslararası basında. Yani sorunları da olsa, çöküyor denilse de büyük bir imparatorluk bu. Onun için oraya gitmeyi cesaret etmek tipik bir Meiji genci. Yani dünyaya atılmak, orada kendine yeni hayatlar kurmak, ticaret yapmak, onun seçtiği yol. Fakat öte yandan Yamada'nın belki bir bu kitabı neden bu kadar süslü, neredeyse bir sanat eseri gibi basmış bir iş adamından, hani iş adamlarına saygım sonsuz ama hani beklemezsiniz daha pratik bir böyle işte nasıl ticaret yapılır bu ülkede filan kitabı beklersiniz. Doğru. Fakat bu kitap böyle bir sanat eseri gibi yazılmış. O da onun aile geçmişinden geliyor. Yani kendisi genç,
bir iş adamı, orta ve esas sermayedar Nakamura Kenjiro var. Onunla beraber bu şirketi, mağazayı kuruyorlar İstanbul'da 1892 yılında. Teknik olarak 95'te mağaza faaliyete başlamış olur. Fakat kendi aile geçmişi, yani eski rejimi hatırlarsak, bir rejim değişikliği oluyor Japonya'da. Eski feodal dönemin üst beyleri, şöyle diyelim, statülerini kaybediyorlar. Yani tipik bir böyle ansiyen rejim, eski rejim aristokrasisi. Japonlar Fransız devrimi gibi o aristokrasiyi böyle şiddetle cebren ortadan kaldırmadılar. Daha bir takım başka uzlaşmacı yollarla onlarla hayatlarını sürdürdüler ama eski aristokrasinin genç bir oğluna artık Japonya'da siyasi bir gelecek olması mümkün değil. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü devrimi yapanlar, iktidar onların elinde. Ama eğitimi var ve kültürlü bir aileden geliyor. Çok eski, kökü 16. yüzyıla giden bir çay merasimi okulu öğretmenliği ailesinin eğitimini almış olan bir kişi. Yani Japonya'da kalsa eski zaman usulü bir çay merasimi öğretmeni veya ustası olarak çalışacak. Bence o onu yapmak istemedi. O eğitimi aldı. Genç adam dünyaya çıkmak istedi. Yani dünyaya böyle görmek, dünyaya katılmak ve orada yeni bir hayat kurmak. Ve bence İstanbul onun için ona mükemmel bir fırsat verdi. Çünkü kitapta fark edersiniz, iki tane İstanbul var. Bir, onun beğendiği terakkiperver İstanbul. Hı hı. Çünkü kendisi de terakkiperver, mahsus o kelimeyi kullanıyorum. Çünkü Meiji devrinin 19. yüzyıl ilerlemeci anlayışı tam bizim eski tabirle terakkiperverlik, progresif, yani yenilikçi, Batı uygarlığını bir ölçüde kendini yenilemek için kabul etmiş kıyafetini görüyorsunuz. Yani normal bir Avrupalı gibi giyinmiş, saraya o şekilde gitmiş, kimonolarıyla gitmemiş yani. Ama evde kimonosunu giyiyor olabilir, evlilik merasiminde giyiyor olabilir. Ama kamusal alanda artık batılılaşmış bir Japon Yamada. Ama öte yandan İstanbul'da bir de o geleneksel yaşamın devamı var. Sokak satıcıları, berberler, işte estetik güzelliği şehrin, coğrafyasının daha henüz sanayileşmemiş, kirlenmemiş bir güzellik. Mahalle kültürü, o onun bence çok hoşuna gitti çünkü çocukluğunu hatırladı. O doğduğu zaman hala Tokugawa devriydi. Yani 1866. Üstelik de kendi mensup olduğu beyliğin, beyinin kalesinde doğmuş. Bu aile için bir iftihar vesilesi. Yani beyinin, onların beyinin şatosunda annesi misafir edilmiş. Orada doğum gerçekleşmiş. Yani varidatlarını kaybetmiş olabilirler, statüleri resmi olarak kaybolmuş olabilir ama bu bir böyle aile diyelim şerefi gibi hassasiyetle bugün dahi hatırlanan bir şey. Yani bizim büyük babamız beyin şatosunda doğmuştu diye bana hatırlatıldı mesela torunu tarafından. Yani unutmayalım hani gibilerden. Çok güzel. Dolayısıyla bu böyle hani bize çok tanıdık gelen bir insan tipi. Geçmişe bağlı ama yeni dünyaya ayak uydurup orada yeni hayat kurmak durumunda kalan şehirli bir ailenin genci. Hem eskiye bağlı ama artık yeni dünyaya ayak uydurmak durumunda. Orada hayatını kuracak. Evet, evet. Ama estetik tarafı oradan geliyor bence, o kültürel estetik tarafı.
Peki hocam, az önce de sözünü ettiğimiz o Topkapı Sarayı'ndaki samuray kılıcı, zırhı, miğferi dedik. Bir de tabii Ertuğrul Fırkateyni meselesi var. Şimdi orada aslında Yamada'nın belki hayat öyküsünde çok ilginç bir kırılma oluyor değil mi? Yani buna kader mi demek lazım, tesadüf mü demek lazım, ne demek lazım bilmiyorum ama biraz onu anlatalım mı? Ne oldu mesela Ertuğrul Fırkateyni'nin meselesinin ve Yamada'nın hayatının birleşmesi nasıl meydana geldi? Şimdi orada şöyle bir yorumumuz var bizim. Bizim dediğim, yani bu konu üzerinde çalışan Japonya'daki meslektaşlarım da bu görüşteler. Yamada biraz Ertuğrul Fırkateyni meselesini kullanıyor. Yani iyi bir iş adamı, antreprenör. Şimdi gazetelerde birinci sayfada. Çünkü gerçekten Japon toplumu büyük bir böyle şok yaşıyorlar. Yani bir iyi niyet ziyaretine gelmiş, önemli Osmanlı İmparatorluğu, bilinen bir yani ülke, bir dostluk ziyaretine gelmiş. Çok da başarılı geçmiş dostluk ziyareti. Yani unutmayın, hep biz Fırkateyn Fırkateyn diye matem tutuyoruz, battı diye, ama Haziran ayında geliyor ve gayet performansı yüksek bir kültür diplomasisi gerçekleştiriyor. Mesela o yabancı gemiler arasında böyle dostane bir şekilde denizcilerin işte kürek yarışları vardır. Ya halen de devam eder. Yani bu böyle bir bahriyeli geleneği, öyle diyelim. Ertuğrul Fırkateyni denizcileri kazanıyorlar yarışı. Yani orada bir sürü Avrupalı donanmasının gemisi var. Bir zahmet. Yani Osmanlı donanmasının gemicileri kazanıyor. Bu hemen çıkıyor tabii gazetelerde. Yani tabii, şöyle diyelim, kültür diplomasi veya kamu diplomasi düzeyinde Osman Paşa, Çarkçı Ali Bey, biliyorsunuz yani Hasan Ali Yücel'in dedesi olur. Onlar vazifelerini mükemmelen yerine getirmişler. Fakat şartlar olumsuzlaştığı için biraz erken, Eylül ayında yola çıkmaya karar veriyorlar. Çünkü kolera salgını patlak veriyor. Evet. Osman Paşa da didirgin oluyor. Yani daha fazla kaldığı zaman daha çok ölüm olacak. Belki de bu çünkü derhal karantina başlıyor. Gemileri ayırıyorlar. Herkes bir karantina bölgesine yollanıyor, demir atıyor. Yani hayat birdenbire işte o salgının getirdiği tedirginlikle yoğunlaşıyor. Ertuğrul Fırkateyni faciası olduğu zaman tabii ki Yamada orada, 1890'dayız, ama bu konuyla doğrudan bağlantılı bir insan değil. O da gazetelerde okumuş. Ama gerçekten Japon devleti olsun, toplumu olsun, inanılmaz bir böyle, diyelim şöyle, hakikaten bir şefkat gösterisi, kolektif. Yani toplumda değişik böyle dernekler, kadınlar birlikleri, dernekleri para topluyorlar. İşte hem şehitlerin ailelerine yardım olsun, hem de sağ kalanların ailelerine de bir yardım olsun diye. 69 kişi sağ kurtuluyor, biliyorsunuz. Tabii, evet. Kampanyalar oluyor. Şimdi o kampanyaları bu okuyor. Birinci kampanya başarılı olan bir gazetecinin kampanyasıdır. Noda Shotaro. Gerçekten Ertuğrul Fırkateyni işte 69 kişi sağ kalıyor. Bunları 1891 yılında geri getiren iki Japon savaş gemisi var. İki Fırkateyn, Kongo ve Hiye. Onunla beraber bir gazeteci geliyor. Genç bir adam. Ve 4000 yen karşılığında yüklü bir bağışı, yani yardım, toplumdan toplanmış, konuşmalar vererek vesaire filan, bunu da o zaman işte Bahriye Nezareti'ne sunuyor. Yama da biraz bunu görüyor. O da ben de bağış toplayacağım diyor. Ve gerçekten de kendi dost çevresi, kendi iş adamları çevresi, kültür çevresiyle konuşma toplantıları yapıyorlar. İşte yani bu Osmanlı gemisi geldi, maalesef böyle bir trajedi oldu ama bizim yardım etmemiz lazım bu ailelere, şudur budur diye
Hani böyle bir Japon-Türk dostluğu retoriği içinde bir miktar o da bağış topluyor. Daha önemlisi daha önce gelen gemilerden bir tanesinin kaptanıyla tanışıyor. Ondan bir referans mektubu alıyor. Bilgi topluyor. Hatta tahminimiz o zamanki Dışişleri Bakanı Aoki Shuzo'yla bir şekilde kendisi bir tanışma vesilesi elde ediyor ve Dışişleri Bakanı onu teşvik ediyor denilir. Denilir diyorum çünkü Dışişleri Bakanı'nın bir kararı yok ama biz bunu ikinci el kaynaklardan çıkartıyoruz. Çünkü Dışişleri Bakanı Aoki Yamada'nın pozisyonunu kullanmaya çalışacak İstanbul'a o yerleştikten sonra. Evet. Aoki teşvik ediyor, referans mektubu elinde var ve bir Japon gemisine gene binip ondan sonra İstanbul'a geliyor. Ve bu samuray kılıcı ve miğferi ve zırhı ki kendi aile ata yadigarı. Burada tabii çok önemli bir sembolik jest var. Yani 16. yüzyılda büyük dedelerinin savaş alanında kullandığı zırhtır o. Evet. Dikkatle bakarsanız biz onu 2010 yılında Topkapı Sarayı'nın izniyle İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde sergiledik. İlk defa zırh evinden çıktı saraydan. Evet, çok güzel. Ve orada ne olduğu anlatılarak topluma mal edildi. Daha sonra 2 yıl önce Japonya'daki Osmanlı kültürü lale devri sembolizmiyle yapılan Osmanlı kültürü sergisinde o artık o zırh ve miğfer kılıç yollandı. Ama Yamada'nın olduğu ne olduğunu biz bildirmiştik 2010 yılında, onu da söyleyeyim. Çok güzel. Tam göğsüne bakarsanız bir kurşun izi vardır. Ha. Yani bayağı savaşta kullanılmış. Evet, evet. Hani dedeyi korumuş öyle diyelim çünkü delmemiş. Ama eğik yani kurşun yemiş dede. Evet. Şimdi onu hediye vermesi tabii çok büyük bir iltifat. Müthiş. O kendine göre bir jest yapıyor. Onu bizzat Abdülhamit'in zurna çıkarak mı vermiş? Nasıl olmuş o? Bence benim anladığım kadarıyla o zaman devlet yetkililerine verdi o. Şahsi olarak Abdülhamit'e verdiğini düşünmüyorum. Evet. O zamanki Sait Paşa ile görüşmesi var. Hı-hı. Sait Paşa'ya verdi. Yani ne şeye verdi, devlet görevlilerine verdi öyle diyelim. Ama kıymeti herhalde anlaşıldı ki bugüne kadar bir devam etmiş. Şu anda da benim anladığım kadarıyla Milli Saraylar koleksiyonu var Beşiktaş'ta. Evet, yeni doğru. Açıldı. Evet. Orada sergileniyor diye bana söylendi. Eskiden Topkapı Sarayı'ndaydı. Şimdi oraya geçti. Şimdi öbür tarafa geçti. Peki şimdi şöyle bir şey var tabii. Ondan bir önce şey de... daha söyleyeyim. Ha, lütfen şu, hocam. Ertuğrul Fırkateyn'in narratifi arkasına pat diye birdenbire ortaya çıkıyor ya. Ben önemsiyorum şöyle. Kendisi orada değil. Fakat Ertuğrul Fırkateyn'in faciasının vesilesiyle kendisinin geldiğini göstermek istiyor okuyucuya. Ben bu vesileyle anladım Türkiye'nin mevcudiyetini ve geldim diye. Evet. Tahmin ediyorum iyi bir böyle görüşmeler yaptı yetkili Japonya'daki kişilerle. Hani orada bir fiil şahit olanlarla. Gazeteleri okudu. Olabildiğince mevcut bilgiyi toparladı. O bakımdan bizim için bence ilginç. Evet. Çünkü derli toplu bir metin var orada. Doğru, yani şimdi ben tabii kitaba baktığımda şunu görüyorum. Bir kere hem İstanbul'u hem İstanbul hayatını, işte Türkiye'deki o Osmanlı kültürünü, bütün bunları aslında Japonya'daki insanlara tanıtan bir hali var kitabın. Resimleriyle, evet, çizimleriyle, yazılarıyla, işte ayrıca kimileri kitaba
ön yazılar da yazmış. Onların da tabii çok anlamı var. Şimdi ondan önce tabii Türkiye-Japonya ilişkileri belki bu kadar oturmuş, rayına girmiş bir hali yok. Ama Yamada ile birlikte sanıyorum, bu özellikle de bu kitapla birlikte iki ülkenin yakınlaşmasını da biz galiba daha net bir şekilde görüyoruz ve oradan sonra ilişkiler bayağı bir hızlanıyor mu? Öyle mi anlıyorum? Yani şimdi şöyle bakmak lazım. Yamada gibi kişiler uluslararası ilişkilerde ve diplomaside yer alır. Ama onlar ara bulucudur. Biraz şöyle diyelim, bir diplomat değil, resmi, yetkili bir diplomat değil. Veya üst düzey bir karar verme mertebesinde olan bir devlet adamı değil. Ara bulucu. Fakat diplomasinin hayatı aslında bu ara bulucuların verdiği enerji ve dinamikle işler. Çünkü bir diplomat bir ülkeye gittiği zaman birileriyle görüşüp o toplum ile bağlantı kurması lazım. Kendisi kütlüğe giremez. Yani orada bir çevresi olması lazım. Yamada onu sağlayan kişi. Hı. Ama bir de şu var. Kendisi İstanbul'da bulunduğu müddet içinde elçilik ve konsolosluk kurulmadığı için, hı hı, Japon devleti açısından gerçekten sanki resmi bir başkonsolosmuş gibi de kullanılıyor. Hı. Fahri bir yani, şeyi var. Fahri konsolosluk görevini yerine getiriyor. Bilgi toplama aşamasına kadar, fark ettiğinizse 1904'te Rus-Japon savaşı patlak verince Karadeniz Rus gönüllü donanması hakkında bilgileri Japonya'daki yetkililere yolluyorlar. Bu iki, evet, Japon. Yani bir bilgi toplama istihbaratı diyelim görevleri de var. Sadece iş adamı değil. Doğru. Kitabın bence önemi iki ülke arasının ilişkilerinin tarihinde. İstanbul'da yaşamış bir Japon'un ilk kitabı bu. Yani tabii, bir açılış. Burada yaşamış, Türkçe öğrenmiş, dostları var. Değişik çevrelere girmiş, çıkmış. Mesela Harp Okulu ile, Kuleli Harp Okulu ile gayet yakın belli ki ilişkileri. Çünkü çok yakın dostu bir tane yüzbaşı var, bir tane de binbaşı var. Evet. Tahmin ediyorum onlar ona yardımcı oluyorlar 1904 yılında. İş adamlarıyla dost, Şeker Ahmet Paşa'nın ahbabı, yani evine girip çıkıyor filan. Şimdi böyle bir burada yaşamış bir Japon'un intibaını ilk defa görüyoruz. Bu ilk kitap bu. Bu evet, seyahatname değil. Değil, yaşamış doğru, birisinin kitabı. Dolayısıyla Japonya'da bu kitabı okuyanlar biraz daha derin bilgi sahibi oldular tabii ki. Yani bir seyahatnameye oranda biraz daha derin bir bilgiye sahip İçeriden oldular. İçeriden bir bilgi demek belki. Biraz, evet, olabildiğince. Dolayısıyla yani Yamada ailesi de, bunu söyleyebilirim, teyit edebilirim, 1923'ten sonra işte resmi ilişkiler kuruluyor Japonya ve Türkiye Cumhuriyeti arasında. 24 yılında anlaşma imzalanıyor, elçilikler açılıyor. Yamada ailesi her zaman Türk Büyükelçiliği'nin davetliler listesinde devam ederdi. Yani çok iyi, çok bir elçiliğin diyelim kendine dost bildiği bir aile, nesillerdir. Güzel, evet. Yani ben mesela işte torunlarınla gayet yakın dostum. Onların babasıyla tanışmıştım. Cumhuriyet Bayramı'na davet edilen bir aileydi. 1930'lara baktığınızda, 40'lara baktığınızda Yamada yaşlılığında ne kadar Türkiye bağlantılı dernek varsa onun ya başkanı ya yönetim kurulunda. Evet, evet. Bir şekilde yardımcı oluyor, öyle diyelim. Mesela işte Ertuğrul Fırkateyn'i faciasının bir anma töreni yapılır. 1937 civarında Büyükelçi Hüsrev Gereden'in döneminde Yamada orada. Ve hani o törenin organize edilmesinde yardımcı olan kişi.
Biz İstanbul'da böyle bu tür diyelim ki hani bu ülkeyi tanıyan ve ara bulucu çok şahsiyet görebiliriz. Yani doğru. Değişik çevrelerden gelen, değişik dünyalardan gelen. Bu da Japonya'nın Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin sürdürülmesinde ara bulucu kişi, öyle diyelim. Hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde aslında Evet. Bağlarını koparmamış ve her Koparmamış. alanda saygı görmüş birisi. Peki bir şey soracağım hocam. Şimdi tabii ben Boğaziçi'nde yine bu konularda sizin derslerinizi de almıştım Japonya üzerine, Uzak Doğu üzerine, ama tam o yıllarda yine sizin 92-93 yılları Japonya'ya gittiğiniz ve bu kitabı ilk kez mi bilmiyorum, orada gördüğünüzü anlıyorum. Biraz anlatır mısınız, nasıl bir keşif Şimdi ya da... şöyle oldu. Biz Yamada bilinmeyen bir insan değil. Yani benim babam büyükelçiydi Tokyo'da 1963 yılında. Hani iki cümle Yamada Torajiro biliniyordu. Neden? Çünkü aile Cumhuriyet Bayramı'na geliyor. Tabii. Vesaire toplantılara geliyor, işte resepsiyonlara katılıyor filan. Ama hani o iki cümlenin altında bilgi yok. Hani evet. Neden detayı vesaire bilinmiyor. Japonlar açısından da ilginçtir. İsmi bilinirdi ama kendisi hakkında ve kitabı hakkında çalışma yoktu. Bunun da bir Çok sebebi ilginç. var gibi geliyor bana. Çünkü Yamada sonuçta şöyle diyelim, bir Orta Doğu uzmanı değil. Osmanlı devrinde burada yaşanmışlığını dile getirmiş olan bir Japon. Hani tırnak içinde alaylı diyelim. Yani Evet. Bir profesör, bir doçent. Dolayısıyla Japon Akademiyası'nda Türkiye çalışmaları yapan, Osmanlı çalışmaları yapan kişiler, hani ismini bilip ama eserine eğilmemişlerdi. Çünkü eserini zannedersem, bunu da rahatlıkla söyleyebilirim, iki zorluğu vardı. Bir tanesi onların belki isteyebileceği ve sevebileceği bir hani Orta Doğu uzmanı eseri değildi. İkincisi, bu eseri deşifre etmek için Japon tarihçisi olmak lazım. Orta Tabii. Doğu uzmanlığı değil. Tabii. Çünkü dil eski bir dil. İkincisi, o zamanki Meiji döneminin zihniyet tarihini, o devrimin yarattığı insan tipinin içinde bulunduğu ortamın sosyal tarihini, hatta siyasi arka planını da onun uzmanı olmak lazım. Yani Japonya uzmanı olmak lazım kitabı deşifre etmek için. Türkiye uzmanı olmak değil. Evet. Dolayısıyla ben 1992 yılında Tokyo'daydım. Meclis Kütüphanesi'ne gidiyordum her hafta araştırmalarım için. Ve bir de baktım katalogda, Diyet Kütüphanesi diye bilinir. Bir böyle bir ibare var, yeni oluşturulmuş. Diyor ki, Meiji devrinde basılmış kitapların katalogu. Çok pratik. Yani matbaa, modern matbaa yeni girmiş daha. Düşünün, hani Avrupa matbaasından bahsediyorum. Çin matbaası değil. O eskiden beri var. Ama düşünün ki modern Avrupa matbaa 1868'de girmiş Japonya'ya. Oo, bayağı geç, evet. Değil mi? Modern Avrupa tipi kitap basımı başlıyor. Tabii binlerce, on binlerce. Onların bir listesini yapmışlar. Çok pratik. Yani 1868-1912 arasında kitap olarak ne basıldı? Ben de girdim şeye, sisteme. Ondan sonra yazıyorum. Merak ettim çünkü. Türkiye mülkiye yazdım. Hiçbir şey çıkmadı. Ama ben tabii bugünün Japoncasıyla Türkiye'ye yazdım. Onun bir işte kendine göre bir yazı sistemi var, Toruko. Sonra dedim ki ya bu Meiji devri, eski zaman dili bunlar kullanır. Klasik eski dil yani yazımındaki haliyle yazdım. Pat diye önüme
Onların bir çoğunu ben getirdim Türkiye'ye. Yani güzel. Yani bunun tek bir arşivi Japonya dışında İstanbul'da şu anda bendedir. Ha, harika. Yani o eserlerin. Bir de baktım ilk çıkanlardan biri de bu. Toruko Gakkan, Allah Allah filan. Adını duymuşum ama ne olduğunu hiç daha bakmamışım ben. Evet. Baktım sayfaları çevirmeye baktım. Bana çok ilginç geldi. Dolayısıyla aileyi de zımnen tanıyorum. Ne yaptım yaptım, telefonlarını buldum. Kamakura'da oturuyorlar. Çok güzel bir tarihi kenttir o. Güzel kendi Japon usulü bir köşklerinde oturuyorlar. Aile köşkü. Baba sağdı. Yani oğlu Yamada'nın. Ondan sonra ben kendimi tanıttım böyle böyle filan. Aa dedi, kalk gel trene bin, kalk gel. Hakikaten trene bindim, gittim. Yamada'nın getirdiği bu kitap eşyalar İstanbul'dan. Biz onları sonra 2010'da İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde Japonya'dan getirtip o eşyaları sergiledik. Çok güzel. İşte içinde üç etek var, şu var, bu var, porselen var, var oğlu var böyle. Böyle yere sermiş onları, kitabı da şöyle koymuş. Dedi ki vallahi dedi, bizim babamızın getirdikleri bu. Çünkü çoğu İkinci Dünya Harbi'nde Osaka'da bombalama altındaydı Osaka. Amerikan hava kuvvetleri tarafından bizim evde yandı. Ama bu kurtardıklarımız, kitapta budur diye gösterdi. Dost olduk, güzel bir akşam yemeği yedik. Hatta torun genç bir çocuktu. Hatırlıyorum, o da bir ara geldi, bir merhaba dedi. Ben kitap hakkında bir makale yazdım. Bu İngiltere'de basıldı. Sonra bir İstanbul dergisi vardı. Bir ara çıktı, evet, İstanbul'da. Evet, vardı. Orada böyle kısa bir özetini yazdım. O zamanki yani değerlendirmem çerçevesinde böyle Yamada kimmiş, ne yapmış, bu kitap neymiş, ilginçliği nedir filan gibi. Japonya'daki akademiya, hatta diyebilirim ki Amerika'daki akademiya bu kitabı ve diyelim bu Osmanlı-Türkiye ilişkileri içindeki Yamada'nın rolünü ilk defa o makaleden öğrendi. Çok ilginç, evet. Sonra o makale Japonca'ya çevrildi. Japonya'da yayınlandı. Orada tuhaf bir anım vardır. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Girişte lütfen de yazdım. Japonya'daki önemli bir medya kuruluşunun dergisi bir şekilde beni buldular İstanbul'da. Telefon ettiler. Biz gazetecimizi yolluyoruz. Siz şu Yamada'nın dükkanının olduğu mahallelerde lütfen onu gezdirin. Bize anlatın bu hikayeyi ki biz de magazinimizde, dergimizde bunu yayınlayalım diye. Ve genç bir kadın geldi. Ben işte Beyoğlu'na götürdüm kendisini. Çiçek Pasajı'nın oralarını gösteriyorum. Hacı Pulos Pasajı'nı gösteriyorum. Anlatıyorum, anlatıyorum. Kadın pat diye bana döndü. Ve dedi ki, niye dedim bu kitabı ve bu kişinin yani kitap dolayısıyla rolünü size kaldı dedi, bunu keşfetmek dedi. İlginç. Çok mutlu değildi yani. Evet. Böyle bir saygılı bir ifade ama yani bunu bir Japon daha önceden yayınlamalıydı filan gibi ilginç bir şey söyledi. Evet. Ben de böyle birden orada kendimi şey hissettim. Ha demek ki yeni bir şey yapmışım. Tabii. Yani yeni bir şey yapmışım ki biraz böyle bir yani eleştiri demeyeyim ama hayıflanma hissettim. Evet. Gibi. Yani size yönelik bir hayıflanma değil belki ama. Şahsıma değil ama tabii. Japonya'da niye bu şu ana kadar birisi böyle bir makaleyi yazmadı? Daha henüz makale düzeyinde çalışıyordum ben. Sonra bazı yayınlarımda hep kaynak diye kullandım. Yani ben bazı çalışmalar yayınlarken bu kaynaklarımdan biriydi. 2010 yılında aile bütün eşyaları bizim sergilememize izin verince
Yani bu büyük bir tabii ki olağanüstü bir destekti onlar tabii. açısından yani müteşekkiriz. Tabii. Ben de bari dedim yani bu kitabı da ben Türkçe'ye kazandırayım ki hani Türkiye'de insanlar burada yaşamış bir Japon kendi aralarında bu ülke hakkında ne tür konuşmalar yapmışlar. Biraz onun bir ufak girişi derdim ben. Yani birinci kaynak. Çünkü bizim için yazılmış bir kitap değil bu. Değil, doğru. Doğru. Peki hocam, Yamada'nın çektiği fotoğraflardan hiç günümüze kalan olmuş mu? O sergide var hepsi mıydı? Yanlış. Hepsi yanlış. Yazık. Aa, şeyler vardı. Kartpostallar vardı. Çok güzel. Bayağı ciddi yani bir 7 cilt filandı galiba. Çok önemli kartpostal koleksiyonu var. Biz bir miktar bazı böyle albümleri koyduk şeye. Evet. Sergide cam mekanlara. Bazılarının kartpostalların ilginç bulduklarımızı da o katalogda yayınladık. Kartpostallar kalmıştı ama kendisi anladığım kadarıyla zaten söylüyor girişinde. Diyor ki benim bir Kodak kameram var. Düşünün, evet. İstanbul'da kaç kişinin Kodak kamerası tabii, var? Tabii. Tabii ki Japon'un olacak. Çünkü teknolojiye hemen ilgiyle ayak uyduran bir toplum kültürü var Japonların. Ve atımın terkine koyardım. Çünkü Kodak kamera bugünkü gibi değil. Kocaman bir şey. Düşünün herhalde ayakların üzerinde filan. İşte boş zamanlarımda İstanbul'u gezerdim. Ve fotoğraf çekerdim. Yani o onun hobisi. Öyle evet, diyelim. Evet, evet. Hiç İstanbul dışına çıktığına dair bir bilgi var mı? Peki hep İstanbul mu yoksa? Çıktığını biliyoruz. Mesela bugün Yunanistan'a ait olan Rumeli eyaleti yani Batı Trakya diyelim işte Yunanistan'ın kuzeyidir. Orası hala Osmanlı toprakları biliyorsunuz. Tabii tabii. Ve çok iyi tütün yetiştiren yerler. En iyi tütün orada yetişiyor. Onun için oraya bir kere çok gidiyor. Çünkü büyük bir tütün tüccarı Yamada. Tabii tabii. Büyük bir tütün tüccarı. Dolayısıyla Batı Anadolu'da geziyor. Mısır'a gidiyor. Tabii. Yani Osmanlı toprakları değilse bile yakın tarihe kadar Osmanlı olmuş olan Romanya'ya gidip geliyor. Evet. Bulgaristan'ı biliyor. Rusya'ya gidip geliyor. Yani biraz şöyle bu bölgenin tüccarı o. Anladım. Bayağı sadece bütün İstanbul bölgeyi tüccarı. Evet. Evet, bütün bölgenin tüccarı ve başarılı bir adam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Hem kitabı sizinle konuşmuş olduk, hem Türkiye-Japonya ilişkilerini, Japon aynasından resimli Türkiye gözlemleri, Yamada'nın kitabı İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Çok teşekkür ediyorum sohbetimiz için. Umarım en kısa zamanda yeniden bir araya geliriz. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Çok zevkli bir sohbetti. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kahverengi Yol panolarında bugün Profesör Doktor Selçuk Esenbel'le söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol panoları.